Siz var mesela mı? O kaleci güvenini futbol hayatınızda, aktif futbol hayatınızda Galatasaray'da fazlasıyla yaşayan şanslı insanlardan birisiniz. Tabii ben çok tecrübeli kalecilerle oynadım. Başlangıcım Simović, ardından Brad Friedel, Taffarel. Yani saymak ne güzel bak, kariyerinizde böyle gerçekten hepsi birbirinden değerli. Tabii. Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış isimlerle ve yedeklerinin de iyi olması göz ardı edilmemesi lazım. Yani birinci kaleciniz her zaman sağ içi ve sağ kenarındakilere %100 bir güven hissettirir. İkincinin de aynı seviyede olması lazım ki o güveni fazlasıyla takım içinde gösterebilirsin. Peki o saydığınız isimler arasında böyle farklı özellikleri olan mesela bir Simović, bir Brad Friedel. Taffarel. Enerjisiyle, neşesiyle. Her şeyle. Yani sağ içi sağ dışı. Sağ içine gelecek olursak bir kere bir ön libero gibi bir oyuncuya sahipsiniz. Çünkü o ayak oyun içerisinde o kadar önemli ki. Peki çok konuşurdu. Sözünüzü kesiyorum. Hiç fark etmez. Taffarel böyle bağırırdı, çağırırdı size. Bu hoşunuza mı giderdi yoksa? Ya Taffarel esprili bir yapıya sahip. Şimdi Taffarel'le oturup sen ciddi bir şey konuşma şansı. Tabii ki futbolla alakalı teknik ekip içerisinde ciddi oluyordu ama takım içerisindeki o dünyası çok farklı. Çocuk gibi. Yani bir şey söylüyorsun tepki veriyor. Ama hep tebessüm ederek, karşındakine pozitif davranarak, çok fazla negatiflerden yakın demeyeyim de uzak kalan bir yapıya sahip. Hep pozitif düşünen bir insandır. Mesela şöyle bak olaya. Bir oyuncunuz var. Florya sabah bisikletle geliyor. Antrenman bitiyor, bisikletle gidiyor. Hani herkes alışmıştır ya, arabası vardır, arabasıyla gider gelir. O yaşantıyı seviyor. Çok lüks yaşantının içerisinde hiçbir zaman olmadı. Mütevazı böyle. Çok. Bisikletle mi gidip geliyordu? Hep bisikletle gidip gelirdi Taffarel. Hiçbir zaman arabayla görmedik biz onu. Çok ilginç. Herkese günaydın derdi. Personelle ilgilenirdi. Maçta da size hep böyle lakaplarınızla hiç mesela Tugay diye bağırma. Tugi mesela. Başka. Benimkisi Tugi'ydi. Taffarel'inki de Tafo'ydu. Tafo. Diğer isimler var da Bülent Korkmaz'ınki farklıydı. Neydi Allah'ını seversen? Diyemeyiz onu. Ne olur. Olmaz. Evet. Saygısızlık etmiş olurum. Peki. Olmaz. Kaptanım çünkü onu diyemem. Peki. Tamam. Çok var yani. Bülent Hocam'ı bağlarsak mesela, bir gün alırız onu. Okan Hoca vardı. Godik derdik. Okan Hoca Godik. Kısa boylu olduğu için. Ama öyle bir ciğer vardı ki onun içerisinde durmak bilmezdi. Bu isimleri Taffarel mi takıyordu? Yoksa yani, anonim mi? Genelde o anda kimden çıkmışsa o kalıyordu. Yani Suat Kaya'yı düşündüğün zaman da Hugo Suat diyorduk. Onu zaten biliyorsun. Oyun vardı ya. Bayılırdım ya sizin o antrenmanları izlemeye. Herkes birbirine o kadar farklı sesleniyor ki. Yani isim yok. İsim yok evet. Yani ertesi gün maçınızı anlatacağım. Şimdi normal esame listesi geldiğinde yazanlarla bir gün önce antrenmanda seyrettim. Ya da zaman zaman basın mensupları sizlere karşı oynar, haddimizi aşar. Ondan sonra da alırdık dersimizi, otururduk. Tabii canım, yani biz bazen çok havalanırdık böyle gazeteciler yurt dışı seyahatlerinde. Ertesi gün işte beyler maç var, bakın şöyle oynayacağız. Tugay Hoca'yı sen şöyle yıpratacaksın, birine birisi görev veriyor falan. Yani bir yıpratıyorsun, iki yıpratıyorsun, üçüncüde artık bayrağı çekerdik öyle. Maçın skoru 17-2 mesela. O 2'ye de izin vermişsinizdir, yoksa olmaz yani. Koşmamışızdır onu. Yani koşmamışsınızdır ya da artık ya yeter arkadaş demişsinizdir. Yani çok fazla biz gazeteciler olarak o şeyi aldık. Nefes alma zamanı, o arayı siz değerlendirin. Dersimizi aldık. Hani bazen bir günde 3 antrenman yapardınız. Ertesi gün akşamüstü bizimle maçınız var basın mensuplarıyla. Haydi artık beyler, takım yorgun, hadi basalım edelim falan. Hele hele ilk golü atarsak tam bir felakete doğru giden sürecin meğer başlangıcıymış.